Yeni bir gün, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bayramın ikinci gününden hepinizin Kurban Bayramı'nı en güzel dileklerimle kutluyorum. Ben de kutluyorum. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz? Biz böyle ailecek Sinan'ın anneannesine gidiyoruz. Mert Ali'ye normalde biliyorsunuz ki o mavi takımı giydirecektim. Ama maalesef İstanbul aşırı derecede yağışlı ve soğuk. O yüzden böyle kot pantolonlu ve üstüne bir uzun kollu giydirdim. Ben de ne giydim? Hemen göster. Şu şekilde o almış olduğum tay şeklindeki İspanyol paçamı, bir de trend yoldan sırt detaylı olan şöyle bir bluzumu giydim. Hatırlayanlar vardır. 50 liraya almıştık. Şimdi annem hazırlanıyor. Ondan sonra çıkacağız beraber. Saatlerimiz şu an 2'ye geliyor. Biraz geç kaldık. Çünkü dün çok gök gürültüsü falan olunca ben biliyorsunuz ki gök gürültüsünden korkan bir insanım. Sebebi var. Nedenleri var. Hani gök gürültüsünden koca eşek kadar kız korkar mı demeyin. Korkuyor. Bir sebepler var yani. O yüzden uyuyamadım. Uyuyamadığım için de Mert Ali de benim gibi korkacak diye düşünerek onu da böyle biraz tedirgin etmiş olabilirim. Ama Allah'a şükür ona, yani o korkmadı. Ne oluyor oğlum? O korkmadı da ben biraz korktum. Bir yandan hem ağladım hem de şey yaptım. Şimdi çıkacağız, bir gidelim, bayramlaşalım. Mert Ali'nin bu ikinci bayramı, Kurban Bayramı. Rabbim nice nicelerini göstersin inşallah. Öyle, öyle yani. Büyük evet, anneanneye gidiyor muyuz öyle? Gidiyor muyuz anne? Sıcak oldu. O zaman şimdi çıkalım. İlerleyen dakikalarda gene görüşürüz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz geldik. Tamam. Babaanneye geldik. Büyük anneanneye geldik. Anneanne nasılsın? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Anneannem iş başında gene. O oturamaz. Evet. Yok yani. Onun şey. Anasına bak, kızını al. Zorunum gelmiyor. Evet. Tamam peki. Zorunlar. Allah eksikliğini göster. Amin, Allah. Amin. Cümlemiz inşallah. Allah senin de başımızdan eksik etsin. Amin. Amin. Diğer anneanne de burada. Bu büyük anneanne, bu ufak anneanne, bu babaanne. İsmail ne diyordu? Anneannem için şey diyor. Şimdi ben babayım. Evet. Benim anneannem olduğu için babaanne, büyük babaannedir diyor. Biz de diyoruz ki büyük babaanne değil, çünkü benim anneannem, yani sonuç olarak sıfatı anneanne. Evet. Onun için büyük anneanne. Bir gelsin bir dakika. Yok yok, geliyor geliyor, erişim de. Anne, ne yapıyorsun? Annem bugün cillop, yalnız annem bugün trend yoldan aldığımız pantolonu ve ona hatırlıyorsanız bizim evde aldığımız tişörtleri giydirdim. Pantolon çok iyi, çok iyi, efsane. Üf üf üf. Sinan bile annemi ilk defa böyle gördü değil mi? Anneannem yokken böyle. Niye gösteriyorsun anneanne? Anneannem yokken. Anneannem yokken. Şimdi burada kavurma var. Ay, insanların canı ister ama. Ve burada benimki yapılıyor. Pilav oluyor, pilav pilav. Burada şey, mancar, simzotu. Burada ne var? Burada da et var. Burada dün annemlerin bahçeden topladığı şeftali var. Başka bir şey şu anlık yok. Ama birazdan büyük ihtimalle şey yaparız. Çıkar bir şeyler. Evet. Vermezler, sağ olacağım. Vermezse ben de aldım işte. Aldım kucağımda, bak aldım işte. Vermezse aldım. Alırız yani değil mi? Anneciğim sen onu anasına ver. Veremem. Olmaz. Mümkün değil. Anası kursun masayı ama. Darım anceri var. Darım anceri. Direkt kalkıyorum. Sen içeceğiz ama ben. O zaman sonra görüşürüz. Masayı hazırlayalım, sonra görüşürüz. Şu an ya şu. Şu var ya şu. Bayramların vazgeçilmezi. Ve benim en çok sevdiğim. Şimdi sen yok olsun. Ben kavurma sevenlerdenim. Çok seviyorum. 50 lira o kadar lezzetli ki. Canım. Benim de ayak bileklerimden sıkıntı. Ben de gittim doktora işte. Gece getirdi İsmail de beni. Ondan sonra işte
acile falan gittim, film falan çektiler. Bir şey çıkmadı Allah'a şükür ama işte o ağrılar berbat ediyor. Aynen. Eskiler. Evet işte. Aynen. Sevmediğim akrabam. Selamlar. Eve geldik. Orada fazla çekim yapamadım. Çünkü neden? Sinan analiz fazla kameraları seven bir insan değil. Sevmiyor. O yüzden fazla bir şey çekmedim. Orada hani çok fazla insanları bunaltmak istemedim işin açıkçası. Çünkü yani sevmiyorlarsa açmaya gerek duymuyorum kamerayı. Buna da saygı duyuyorum. O yüzden sadece şöyle birkaç dakika gösterdim. Yemek yaptığı yemekleri gösterdim. Ellerine sağlık. Hepsi çok güzel olmuştu. Eve geldik. Aşırı derecede yağmur durdu ama sıcak bastı. Aşırı derece sıcak, terliyorum oturduğum yerde. Mert Ali de çizgi film izliyor şurada. Bir yarım saat onu çizgi film izletme molası veriyorum. Ondan sonra uykuya geçiyor. Yemek saati geliyor zaten. Yemek yerken uyuyacak. Ama şimdi Sinan Üsküdar'a inecek. Çünkü Mert Ali'ye su biberonu almıştık ya. Yani bilmiyorum siz de yaşadınız mı? Meme çok kötü çıktı. Ben tabii bunları aldığım zaman yıkıyorum ama durduğu yerde önce şöyle göstereceğim. Siyahlığı görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Durduğu yerde bu hali aldı. Ve bana bu hiç sağlıklı gelmedi. İyi ki de fark ettim. Çocuğa biraz su içirecektim. Böyle yeşil yeşil. İğrenç. Değişik ya, bilmiyorum yani, güvenip de bu biberonla asla bir daha su vermem ki üstü de delikli, hani olsa anlarım ne demek yani, bizden kaynaklı olsa anlarım ama direkt zaten şuradan belli oluyor. Şöyle memesini çekeyim. Ay. Şöyle bakın, şu deliği var ya şurada siyah. Şu delikten gördüm. Bu ne ya dedim böyle. Sonra şu kenarlarındaki siyahlıkları gördüm. Ve dedim ki bu ne ya dedim. Ve direkt çocuğa vermedim. Kaşıkla verdim. Şimdi Sinan aşağı inecek, ona bir biberon alacak. Yani su biberonu alacak. Zaten alacaktık. Ek gıda alışverişine başlayacaktık. Kalan eksiklerimizi alacaktık. Fırsat olmuş oldu, onu da alacağız. Yani yok, bununla çocuğa asla su vermem. Alırken de lütfen dikkat edin. Yani 30-40 lira verip ne bileyim, çocuklarımızı zehirlemeyelim ya. Ben de öyle hani küçük bir şey olsun dedim ama ucuz etin yahnisi olmuyormuş. Alacaksanız iyi bir marka alın. Ben bir tane buldum, araştırdım. Onu alacağız. Gelince zaten size gösteririm. Sinan gelince. Bir de şu Kiwi Baby'nin şu cihazı var. Size de göstereyim. Hadi. Evet, bu. Kiwi Baby'nin. Bundan alacağım. Ya yani almak istiyorum aslında ama yorumlarını tam olarak okumadım. Şimdi Trendyol'dan yorumlarını okuyacağım. Eğer güzelse A101'den alacağım. Bir bakayım. Kiwi'nin ürünlerini güzel diyorlar ama emin değilim. Yani bilemedim. K Baby, bakacağım şimdi. Sizinle beraber okumak istiyorum aslında. Ya Philips'in de var aynısından. Ama Philips'in, ne bileyim, buldum. Şimdi yorumlarını okuyorum. İndirimden aldım. Pratik gerçekten, 6 aylık bebeğimi aldım. Bir şeyler yaparken ürünleri doğrayıp atıyorum. 20 dakika için yumuşacık oluyorlar. Hemen doğrayınca da eziyorum. Et tavuk kullanmadım demişler. Et tavuk da kullanabiliyorsunuz. Ürün çok tatlı görünüyor. Sağlam şık değilim. Ulaştı, deneyip göreceğim demiş. Aa, çok güzel duruyor. Yani biri resim paylaşmış. Bu şekilde göstereyim. Sağlam bir şeye benziyor. Bayıldım ya demiş biri. Ek gıda dönemine başladığımızdan beri elim ayağım oldu demiş. Bebeğime daha çok vakit ayırıp daha sağlıklı öğünler yapıyorum sayesinde demiş. Çok güzel işimi görüyor. Buharda pişirip sezelyenin vitamini kaçmıyor. Hem blender yapıyor. İster pütürlü ister püre boyunda ideal yer kaplamıyor demiş. Bence çok güzel. Önce şöyle dik şekilde bu arada pişiriyorsunuz. Sonra ters çeviriyorsunuz.
yiyeceği şekilde iki kere vızt vızt yaptığımız zaten bıçağıyla şey yapıyor. Plastik bıçak var galiba ucunda. Sizin istediğiniz pütürlükte yapıyor. Ben zaten Mert Ali'ye tamamen şeyli vermek istemiyorum. Yani püre halinde vermek istemiyorum. Sonradan ek gıdada şey oluyor. Pütürlü yeme, yani pütürsüz yemeye alışıyor ve bundan sonra hep onu yemek istiyor. Yani püre kıvamında istiyor ama onu yapmak istemiyorum. O yüzden biraz pütürlü bırakmak istiyorum. Ki alışsın. Yani çiğnemeye de alışsın istiyorum erkenden. O yüzden bu benim biraz işimi görecek gibime geliyor. Bakalım bir Sinan'la konuşup karar verip alalım. Şimdi Sinan insin aşağıya. Aşağı indikten sonra görüşürüz. Gelince zaten aldıklarını da gösteririm size. Ne yiyorsun? Havuç mu? Havuç. Havuç yiyorsun sen. Çok tatlısın anneciğim. Anneannesi eline havuç verdi. Daha demin salatalık emdi. Hayır. Evet. Havuç mu? Güzel mi? Tabii ki de dişleri kaşsın diye verdi. Havucu koparma olasılığı zaten yok dişi olmadığı için. Biz zor koparıyoruz. Havuç. Hadi ye bakayım nasıl yiyorsun. Şurada bak. Ay önlüklerimiz artık kirlenmeye başladı. Renklenmeye başladı. Evet. 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 Oğlum oraya erişemiyorum. Düşürdük. Evet bunlara şey yapacağız. Ben bunu yıkıyorum ve geliyorum. Gözde havuçta şu an. Şu an havucu arıyor resmen. Bakın şimdi havucu getiriyorum. Mertel'in surat ifadesine bakın. Nerede eli? Nerede mi eli? Eli nerede diyor ya. Hadi bir deneyin bakalım sizi izlesin. Ner. Bir izleyin bakalım. Surat ifadesine bakın be. Şimdi tamam. Salata suyunu nasıl yiyor ona bakın. Çok fazla olacak. Çok soktu. Yaptı aşkım, yaptı. Çok sokuyor. Çekiyorum. Ben çekiyorum. Ağzına götürüyor. Hayır. Çok sokma. Koparıverir boğazına kadar. Suyunu emiyor şu anda. Biz de salatalıkçı olduk. Salatalığı çok mu sevdin? He? Çok mu sevdin anneciğim? Salatalığı ayrı bir sevdi sanki. Hepsinin lezzeti ayrı işte. Benim ağzım sulandı be. Çok sokma anneciğim. Ay düştü. Hemen yıkayayım. Alo oğlum. Siz şöyle salatalık yerken bir oğluma, babasına bakın. Hızlı hızlı hızlandırmış haline. Ben de şuraları bir toparlayayım. Elim bu kadar niye ıslak benim? Bak. Suyunu mu emdin? Bu şey ısırdığı noktalar. Ha, rengi değişen yerler. Şu anda Deniz yeri süpürüyor ve Mert Ali de heyecanlanıyor.
Sen saç kurutma makinesinden korkuyorsun. Bebekken korkmuyordun. Ver salatalığı babası. Belki de salatalığı için yapıyor. Dün size Deniz söylemiş ama göstermeyi unutmuş. Ben suluk aldım Mert Ali'ye. Bu da çünkü bir tane almıştık. O bayağı kötü oldu. Onun için bir tane yenisini aldık. Şimdi. Sen ne ara bu kadar büyüdün? Su içiyorsun, salatalık yiyorsun, havuç yiyorsun. Daha dün böyle sen çıktın şeyden, doğumhaneden, elini böyle parmağımla tutmuştum, böyle tuttum ben elimi. Öyle tutuyordun. Şimdi agular magular, gülmeler, ağlamalar, su içmeler, salatalık yemeler. Oh! Duydun mu anne? Evet. Ort yapıyor. Öyle yani arkadaşlar. Biz büyüdük. Salatalık yiyoruz artık. Havuç da yiyoruz. Su da içiyoruz. Az kaldı yoğurt da yiyeceğiz. Başlayacağız böyle yavaş yavaş bütün her şeyi yemeye içmeye. O zaman sonra görüşürüz. Selamlar. Bilmiyorum kaçıncı gün, hatırlamıyorum. Hazırlanmıştım. Sizi yanıma almadım. Biraz böyle kafa dinlemek istedim. Çekim yapmadan, kamerasız böyle bir rahat bir şekilde gezmek, tozmak istedik. Şimdi tabii birkaç bir şeyler aldık. Hemen size onları göstereceğim. Esvaki'ye girdim. Şu tarz... Ne denir ona? Oğlum! Şu tarz ama arkası naylon. Naylon. Her neyse. Leç geldi hanım, naylon var, kap var. Bu tarzda önlükler istedim. Böyle cırtlı da olmayacak. Çünkü Mertel'in boynunun şurasını mahvetmeyecek şekilde çıt çıtlı. Esvaki'de ilk defa uzun zamandır arıyorum bu şekilde. Bir deseni de böyle bir şuradan da çıt çıtlı boynuna göre ayarlıyorsunuz. Önlük aldım. Sonra dedim ki pişman olurum. Ah keşke bir daha alsaydım. Aman hiç kalmamış. Demektense bir tane daha aldım. Normalde bunlar 79 liraymış. Ama indirimdeydi galiba. 79 lira mı? Yürü git be. Yalan. Wow. Şimdi ben iki önlüğe 79 lira mı verdim? Bileydim. Senin için ağlar mıydım? Şu indirimdeydi o zaman. Bu ne kadarmış? 44 lira. Ne farkı var? İkisi de aynı. Bunu da indirime soksalardı. Neyse. Bundan bir tane kaldı diye %90. Böyle. Bunun nesini çok beğendim ama. O yüzden aldım. Böyle. He little dude. Evet. Anne. İşte bunlardan aldım. Daha da almam zaten. Bir de Mertel'in böyle yere basmayı çok istiyor. Ve şöyle ayakkabıları yoktu. Şöyle evde yere basmalık. Şöyle ayakkabılar aldım. Ayağına oldu. İlk defa bir ayakkabı ayağına oldu Mertel'in. 17 numara bu. Böyle hoşuma da gitti. Şuraları da cırtlı ve lastikli. Ayağına göre ayarlayabiliyorsunuz. Yere basarken. Şey. Sonra bir ebebek alışverişimiz oldu. Akmış mı bu be? Akmış. Neyse. Feyri'nin emzik biberon yıkama şeyi. Anne akmış bu. Nasıl akmış? Bilmiyorum. Ben bu bayağı akmış ya. Ne akmış böyle? Bence deterjanlardan biri akmış. Evet. Neyse bu yumuşatıcı şu yere bulaşmadan %90 bu aktı. Derken evet. Nasıl aktı anlamadım. Ben Dali'nin bu ürününü kullanıyorum. Bir de ABC'nin ya da Dali'nin yumuşatıcısı fark etmiyor. Şu ikisi akmış ya, şu akmış.
Ya çorapları mahvoldu çocuğumun. Yıkanacak zaten. Yarım çorap aldım Mert Ali'ye. Çünkü uzun çoraplar bileklerini sıkıyor. Bir de şöyle kaydırmaz ikili çorap aldım. Bir de meyve sebze emziği. Bunu neden aldım? Biliyorsunuz dünkü videoda görmüşsünüzdür. Hani Mert Ali salatalığın suyunu emiyordu. Bundan aldım. İçine salatalık koyacağım. Emmesini istiyorum çünkü suyunu. Ben böyle ufaktan başladım. Tabii doktorumuza sormadım bunu ama başladım. Bunun için linç yiyebilir miyim? Yerim. Ne olacak ki? Yani. Linç yiyebilirim. Neyse. Şimdi bunu Mert Ali'ye yıkadık temizledikten sonra içine salatalık koyarım. Siz de bir bakarsınız. Ben Baby Plus'ınkini tercih ettim. Oya oyunun da vardı ama gereksiz olduğunu düşündüm. Eğer baktık bundan memnun kalmazsak bütün her şeye oya oya eminim Mert Ali'nin. Oya oya alırız diye düşünüyorum. Selamlar. Otur aşkım otur ayakta durma. Biliyorsun sen çekiyorsun şu anda. Biliyoruz sen çekiyorsun pardon. Gördüğünüz gibi Sinan'ın göstermiş olduğu orada bir ağırlık söz konusuydu. Oğluma bir küçük de olsa bir oyuncak alışverişi yaptım. Gene yapacağım tabii ki de. Yapmayacağım değil. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bunun büyüğü de var. Ebebek'te görmüşsünüzdür. Ben Fishy Price'ın oyuncaklarını çok seviyorum. Ve gerçekten de yaratıcı olduklarını düşünüyorum. Biz önce bunun büyüğünü alacaktık. Sonra ikisinin de aynı şeklinde olduğunu görünce yani mantıken yani içindeki müziklerin falan aynı olduğunu görünce karşılaştırarak küçüğünü aldık. Büyüğünü alıp ne yapalım dedik. Büyüğü 500 küsür lira, bu 170 lira. Bu arada dağlar kadar fark var. İkisi de aynı sesi çıkarıyor. Aynı şeyleri söylüyor. Büyüğüne ne gerek var? Ya bunda tek sıkıntı açtığımız zaman şöyle ışıklar yanıyor. Kafasını siz sallıyorsunuz, müzikler çalıyor. Şimdi susturayım. Mert Ali uyuyor. Ya böyle bir özelliği var. Bir de bunun geyikli olanı var. Ben o geyikli olanını çok beğendim. Onu alacağım geyiklisi. Geyiklisi bundan büyük. Bunu aldım. Mert Ali'nin de çok hoşuna gitti bu arada. Bununla oynamaya bayıldı. Bu böyle bir oyuncağımız. Sonrasında 9 parçadan oluşan bir kulemiz var. Sabah Mert Ali ile biraz oynadık ama ben bunları daha yıkamadım. Oynadık derken ona uzaktan gösterdim. Bu kule dilediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz. Bu kulenin tek bir şöyle şurada göstereyim şeyi var. Böyle böyle. Siz şey yaptıkça bunu patron bile oynar. O kadar şey. Patisiyle şöyle şöyle vurur ya. Böyle böyle hareket ediyor. Bunları işte çocuğunuz çıkarıp şu şekilde dizebiliyor. Yani bir sürü dizi şekli var. Bu halkalar var ya. Halkaların bir değişik versiyonu. Bir de sallanıyor olması hoşuma gitti bunun. Bunu bu yüzden aldım ama daha yıkamadım. Yıkayacağım. Onu şimdilik böyle koyuyorum. Bunlar Dede markasının güzel kaliteli ürünler gibi duruyor. Bunu da açtık bu arada sabah Mert Ali'yle. Hatta sildim ama bir daha bir üstünden geçeceğiz. Bu bir tren. Tabii bunu biraz büyüyünce oynayacak ama Mert Ali'nin en çok burada hoşuna giden şu oldu. Bunları üst üste dizdiğinizde vuruyorsunuz ya devriliyor. Mert Ali orada biraz kahkaha atıyor. Hoşuna gitti. Üstüne etiketlerini ben yapıştırdım. Sonrasında bunları bu şekilde iç içe geçirip sürebiliyor. Plastik ama güzel bence. Kaliteli bir plastiği var. Böyle bir oyuncak aldım. Evet bunlar 12 artı. Ama şimdiki çocukların 12 artısı, 5 artısı yok bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir tane de böyle. Bunun özelliği de ister treni oluşturarak sürüyorsun. Yani oluşturup ister boy olarak diziyorsun. Mert'in mi ağlıyor? Hı hı. Ya da ters katlayıp iç içe koyabiliyorsunuz. Yani şu şekilde iç içe koyarak tek bir trenmiş gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da böyle bir oyuncağımız. Bunu çok severek aldım. Bul tak takıştır şeyi. Küpü. Şu şekilde. Buradan açıyorsunuz. Daha tabii içi aç. Buradan tepeden açtık. Daha hiç açmadım. Bunlar da yıkanacak. Biraz daha böyle oturmaya başladığında Mert'i alıp içine atmalık.
uygundu. Gerçekten çok uygun. Yani şunu 37 liraya falan almışımdır. Ebebek'te daha pahalıydı değil mi aşkım sanki? Ebebek'te zaten bunun aynısı yok. Yani bir farklı var, versiyonu var. O da 300 lira falan. Yanlış hatırlamıyorsam. Üstünde sadece işte şey var. Bir tane vurduğun zaman ses çıkartan bir davul var. Ya bence şey 27, 28 ya da 50, 30 liraya çok çok uygun bir ürün böyle. Bu takçup şeyi. Evet biraz büyükler için olan oyuncakları almış olabilirim. Ama daha bu oyuncak alışverişim bitmedi tabii ki de. Yani bunlar kalmayacak. Elime imkan geçtikçe. Bunları bu arada Amazon'dan aldım ben. Bayram öncesi aldım. Şimdi asıl konuya gelelim. Bunları çok severek, beğenerek aldım. Normalde ben Philips Aventink'ini almayı düşünüyordum. Süt saklama kabı olarak. Ama sonra vazgeçtim. Çünkü kapaklarının kapanmadığını söylediler. Bu bir, belli oluyor mu bilmiyorum, mama kabı ya da süt kabı. Yeni anne olanlar bunların içine sütlerini koyup buzluğa bu şekilde de atabilirler. Ve mesela bir yere çıkacaksınız atıyorum. Çocuğunuz biberona alışmıştır. Sizi emmiyordur. Meme reddi yaşamışsınızdır. Sütünüzü bunun içine koyun. 180 ml'e kadar alıyor. Sıkıcı ağzına. Şöyle. Kapatın, vakumlu bu arada. Akma, sızma yapmıyor. Ben bunları niye aldım? Mert Ali'de ek gıdaya geçtiğimizde dışarı çıktığımızda atıyorum çorbasını koymak için. Sıkınca da bayağı açamadım. Ne bileyim yoğurdunu koymak için, muhallebisini koymak için aldım böyle. Bir paketin içinde 3 tane, 4 tane var. Ve 4 tanesine 29 lira bir tutar verdim. Plastik ama BPA içermiyor. Böyle 4 tane şöyle kap. Ben hani kaliteli midir emin olmadığım için şu anda 4 bir tane daha bir de böyle söyledim. Yani toplam 8 tane var. Bence bizi bu ek gıdada götürür gibime geliyor aşkım. Almaya gerek var mı? İhtiyaç olursa alırız diye düşünüyorum. Yani tamam evet uygun fiyatlı ama 8 tanesi de beni götürür. Yani bazen yoğurt mayalarım içine. Bilmiyorum nasıl olur. Bunları da Sinan'la eve gidecek bunlar. Böyle bir oyuncak. Şimdi gelelim asıl oyuncak dedim pardon. Şey ek gıda paketi. İşte neyse artık. Şimdi asıl gelelim bir önceki ya da birkaç gün önceki videoda söylemiş olduğum şu destekli oturma minderinden bahsedeceğim sizlere. Ben bunu şu markadan aldım ama Trendyol'dan aldım. Bebe yatmaz diye. Ben bunu aldım fakat şöyle gösterelim aşkım. Şuralarında tüylenmeler söz konusu. Yani çocuk oturdukça böyle nasıl anlatayım? Ya şöyle bir saniye. Hah bakın. Lacivertin rengi sarıya geçiyor. Çocuk bunu eğildiği zaman ağzına sürüyor. Şurada da oyuncakları var. Böyle. Evet. Bir şey olarak motor arkadaş geçsin. Destekli oturma minderi olarak gerçekten güzel bir minder. Burada altında oturma yeri var. Ya da bunu ayakları üşümesin diye buradan açıyorsunuz. Şu şekilde. Serip ayaklarını içinde yani ayaklarını da koruyabiliyorsunuz. Böyle bir minder. Evet güzel düşünülmüş. Fakat neden bunu polar kumaştan yaptınız? Şimdi neyse olaya geliyorum. Bunu biz aldık. Ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Çünkü eve geldi. Mecburen çocuğumu tutturmak için yıkamam gerekiyordu. Ve yıkadım. Ve baktım tüylenmelerin daha da arttığını gördüm. İlk geldiğimde tüylenmeler zaten vardı. Ama ben hani şey yaptım, yıkanınca geçer diye yıkadım. Yani kurutma makinesine de kuruttum. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntı olmadı. Sağlamlık konusunda da geçti. Fakat tüy dökme konusunda geçmedi. Neyse kendilerine WhatsApp üzerinden, işte WhatsApp numaraları var, yazdım. Ve bana dönüp dedikleri kelime şu. Bunu bir halı olarak düşünün. Kullandıkça tüylenmesi geçer. Ben tüylenme varken çocuğumu nasıl oturtturabilirim? Bu çocuk bunu ağzını sürecek dedim. Evet haklısınız ama bunu dediğim gibi bir halı olarak düşünün. Konuşmalar da var. İsteyene de paylaşabilirim şuraya bir yere. Dendi. Ben dedim bunu iade etmek istiyorum dedim. Ama yıkadığımı da belirttim. Yani başkası olsa yıkamadığını söyler. Gönderirdi. Ben yıkadığımı dile getirdim. Ondan sonra ama dedim yani olmuyor. Yıkamamanız gerekiyor dedi. Belki evet iade şartları gereği bunu yapmamam gerekiyordu ama sonuç olarak ben buna çocuğumu oturtturacağım. Ve bu yüzden de yıkamak istedim. Haklı olarak
Yani şu anda dönemimizde bir hastalık söz konusu. Ve yıkamak istediğimi söyledim. Ya yıkamak istedim ve yıkadım. Ve sonrasında Trendyol'u aradım. Trendyol bize bize gelecek dedi. Bakın bize gelecek dedi. Biz dedi kalite kontrol yapacağız dedi. Eğer dedi dediğiniz gibi bir problem varsa büyük ihtimal iadesi yapılır dedi. Veya da dedi ürün değişimi yapılır dedi. Peki dedim. Ama ürün Trendyol'a gitmemiş. Ürün bana bugün geri geldi. Neden? İadeyi kabul etmemişler. Sebep yıkandığı için. Peki. Sıkıntı değil. Sorun değil. Ben 170 lirayla ölmem. Ben yakarım. Hiç problem değil. Yani beni ırgılayabilecek hiçbir şey yok bunda. Fakat ha bu arada yıkamış dediğimiz kısım da şu. Yastığı komple yıkamadım bu arada. Kılıfını yıkadım. Kılıfı çıkıyor. Ve haklı olarak da yıkamakta da haklıyım. Yani siz olsanız yıkamaz mısınız? Ve kılıfını yıkadım. Yastığı komple yıkamadım. Yani altı üstü bebe yatmaz markası bir kılıfla ölmeyecek. Bunları zaten dikiyorlar. Buna bir daha satamazlarmış. Abi kılıfını sökersin bir kılıf daha dikersin buna. Hayır neyi sök şey satamazlar. Şey değil ki yani aşınma yakmadım, yok. Üstünde tepinmedim veya çöpten alıp şey yapmadım. Yıkadım sonuç olarak ve kullanılan kumaş çok kalitesiz ve kötü bir kumaş olduğu için çocuğumu da hani okuyamadım. Zaten şöyle ben herhangi bir ürün aldığım zaman veya hani sadece çocuğumu geçeyim Deniz veya bana herhangi bir tişört veya pantolon veya tişört bir şey hani herhangi bir şey aldığımız zaman da yıkıyoruz bunu. Ve hani ben şimdi yıkamadan nasıl çocuğumu bunun üstüne oturtabilirim ki çocuğum aynı şekilde ağzına sokuyor, işte yanaşıyor, bir şey oluyor. Yani ben bunu üzerine oturtabilmem için yıkamam lazım. Bunu yapan minimum %70'tir. Yani yapmayan da vardır belki ama ben yapmak zorundayım. Ben kendimi öyle hissediyorum. Ve bundan sonra yani sorun değil. 170 lirayı çöpe atarız. Ama ben hem Trendyol'a hem de Bebe Yatmaz markasına markasını daha doğrusu sosyal medyadan ve şikayetvardan iki yerden de elimden geldiğince gerekli açıklamaları yaparak ve gerekli bilgilendirmeleri yaparak ve kendilerine de şöyle bir not düştüm bu arada ben bunu güya kontrol edilecekti ya ürün bana 02.07.2022 tarihinde elime geldi 4 aylık bebeğimi oturtacağım için mecburen yıkadım sonuçta hastalık var ve ürünün tüylendiğini fark ettim satıcıya yazdım halı gibi düşünün dedi yıkadıkça geçer dedi iyi de ben bu durumda nasıl çocuğumu oturtabilirim ağzını sürüyor gerekenin yapılmasını arz ederim dedim kendi ismimi soy ismimi yazdım ve sipariş numaramı yazdım bana bence hiç ellenmemiş şekilde kağıtlarımla Sinan nasıl kargoladıysa aynı şekilde geri geldi. İnanabiliyor musunuz? Sıkıntı yok gerekli açıklamaları. Ve yani tüylendiğini de şuradan Allah aşkına şöyle. Şöyle. Orada değildi. Şurada yani çok daha açık bir şekilde vardı ya. Neredeydi o? Şurası. Aldın. Yani şey yapmışsın. Yani şura. Yani. Şöyle. Ne, bunu siz nasıl şöyle yani? Bakın. Yani ben çocuğumu oturtacağım. Benim çocuğum tüy yutacak. Ve şey tüy yutacak. Mümkünse alacaksanız iyi düşünün. Rica ediyorum. Alacaksanız iyi düşünerek alın karar verin. Gene karar sizin. Ama ben hiç memnun kalmadım. Her zaman memnun kaldığımız ürünleri söyleyecek değiliz. Memnun kalmadıklarımızı da söyleyeceğiz tabii ki. Ben beğenmedim. Yani ben ya annem de beğenmedi işin açıkçası. Ve Sinan da beğenmedi. Böyle. Alışverişimiz şu anlık bu kadar. Gelecek olan ürünlerim var ama onları bir sonraki videoda falan görürsünüz. Şimdi kahvaltıda ne var onu size göstereyim. Yani kahvaltı dedim öyle brancı. Neyse kahvaltıda görüşürüz. Annem böyle biberli, domatesli, peynirli bir... Biraz daha sakin. Mertel uyuyor da. Böyle ekmek yaptı.
şöyle. Şimdi bu yanına çay. Salatalık falan yiyeceğiz. Seninle bayağıdır görüşmediler. Ne haber? İyidir, sizden ne haber? Ben iyiyim. Biraz dağılmış vaziyette. Bir torun nasıl anneanneyi evet. Şeklini şemalini kaydırdı. Bu arada saçlarımı uzadı önüne, evet. Yine. Anne ben saçlarımı yaptırmaya gideceğim. Yani Nesime Mahir'e gelsene sen de benimle. Sinan bakıverir 10 dakika. Sonra sen saçlarını kesince geri gider, geri etsin. Bakarız. Durma. Öyle yapalım değil mi? Bakarız. Halil'e gidip de kafanı mahvetme Leyla. Yok. Hadi ben kafamı mahvetme. Yok yok, hayır hayır. Nesime Mahir sana güzel yapar. Aşkım. Şey. Tamam. Sen nasılsın bir tane? İyiyim. Biraz önce bendeydik, şimdi sendeyiz. Hemen sana masayı kaldırayım. Aa, bu aralar ölü gibiyiz, ölü. Selam baby toylar, baby'li toylarım. Bebişlerim. Şimdi, beni Instagram'dan takip eden var mı bilmiyorum ama geçen gün Eker'in bir tatlısını paylaştım. Karamelize muhallebimsi bir tatlıydı. Sizinle onu yapmayı deneyeceğiz ve size tarif vereceğim. Sipariş verdim. Fındık. Bunu yemek için söyledim. En sevdiğim şey çiğ fındıktır. Yani kavrulmamış fındık. Süt. Krema. Pirinç unu. Ve asıl malzememiz olan beyaz çikolata. Şimdi bu beyaz çikolatalı karamelli bir tatlıydı. Şimdi sizinle onu yapacağız. Anne bir tencere çıkarabilir miyiz? Muhallebinin malzemelerini koyalım tenceremize diyorum. Yumurtamızı kıralım. Şöyle size göstereceğim. Bir tane yumurtayı tencereye kırdık. Bir çay bardağı toz şeker. Tamam. Geri kalanı da karamel için lazım olacak. Evet, bir çay bardağı şekerimizi koyduk. 3 yemek kaşığı nişasta koyacağız. 1 2 3 Tamam, 3 3 yemek kaşığı nişastamızı koyduk. Pirinç unu koyacağız. Pirinç unu da 1 yemek kaşığı. Tamam. Şimdi sütümüzü ekleyeceğiz. Sütümüz de 4 su bardağı olacak ve bunu muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıracağız. Şimdi biz bunu muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıralım. 4 su bardağı. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıralım. Ondan sonra diğer işlemleri yapmak için sizinle buradayım. Şimdi benim muhallebim pişmişti. Ben içine 2 paket vanilya koydum. 1 yemek kaşığı da besel koydum. Yani margarin koydum. Şimdi birazcık krema katacağım. Kapattım altını. Burada da ben göz kararı evimizde olan kalan şekerle yaptım. Ama siz 2-3 yemek kaşığı şekerinizi karamelinize hale getirin lütfen. Şekerim yavaşça eriyor. Ben buna kremamı katıyorum bu arada muhallebime. 2 yemek kaşığı bu kremadan ayırdım ki buna katacağım. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar böyle karıştırıyorum. Normalde mikserle yapmam lazım. Ama aşağı katımızda hem bebek var hem de Mertel'e uyuyor. O yüzden böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar bunu karıştırıyorum. Ben karıştırayım mı istersen? Olur. Çok iyi olur. Hatta şöyle. Ben de karamelimi şu şekilde eritmeye devam. Kısık ateşte eritiyorum. Şimdi Sinan bunu böyle karıştıracak. Yavaş aşkım. Ve ben içine artık yavaş yavaş bunları katmaya başlayacağım. Şimdi beyaz çikolatalarımı katıyorum içine. Böyle beyaz çikolatalarımı da ekliyorum bu arada. Sinan bunları kendi sıcağıyla eriyene kadar karıştıracak. Ay burada bir tane kaldı, dur oynayayım. Normalde 3 tane almıştım ya, Sinan çok fazla olur, karamel de koyacağız dedi. O yüzden 2 tanesini kullandık. Evet. Sinan bunu karıştırsın pürüzsüz bir hale gelene kadar ve çikolata karışana kadar. Sonra içine fındığımızı ve karamelimizi dökeceğiz. Şimdi şekerimiz eridi zaten. Az bir şey kaldı. Şimdi bunun içine böyle ben göz kararı yaptığım için
siz işte tatlınıza göre, yani çikolatanızın tatlılığına göre, muhallebinizin tatlılığına göre aslında şey karameli ayarlayın. Suyunu ekliyorum. Ilık su olacak. İlk başta böyle donduğuna bakmayın. Böyle olması normal. Tekrar eriyecek. Sonra ayırdığımız 2 kaşık kremayı, bu tabi biraz katılaşacak ya, içine koyacağız. Buraya ayırmış olduğum 2 yemek kaşık karamel vardı, ama krema vardı. Bunu da böyle. Krema pahalı oğlum. Evet, kremamızı da koyduk. Şöyle bir karıştırıyorum. Bence artık muhallebiyle buluşabilir. Çünkü eridi. Karışacak mı ikisi? Evet, ben tutayım, hem dökeyim hem karıştırayım. Karıştır, el koluna dikkat et. Şimdi karıştır aşkım. Böyle buluşturduk. Şimdi asıl dökmüş. Telefonumun sesini kısar mısın? Video şarjım da bitiyor. Aynı koptu. Gerçekten aynı koptu. Çok güzel. Çok tatlı değil. Böyle ağam bir tatlısı, yani ağam şam bir tatlısı yok. Ama ne karamel tadı çok fazla geliyor, ne şekerin tadı fazla geliyor. Bence çok güzel, yenebilir. Ben çok beğendim. Tabii ki de öbürlerinin içinde katkı maddesi var. Bizimkisinde katkı maddesi olmadığı için doğal olanını yaptık. Ben çok beğendim. Bence yapabilirsiniz. Evet, bu videoluk da bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyenler olursa şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.